Mevzu erken uyanın. Mevzu buradaki canlı yayına gelip gelmemeniz değil. Mevzu güne arkadaşlar erken uyanmanız. Bu bizim için çok önemli. Yapmış olduğum her çalışmanın, her faaliyetin bir amacı, bir mantığı arkadaşlar var. Lütfen o yüzden buna dikkat edin. Artık güne erken uyanmanız lazım. Güne erken başlamanız lazım. Zihninizi açmanız lazım. Ve ders başına arkadaşlar otururken genellikle sınav saatleri dilimi içerisinde o dersin başında olmanız lazım. Yoksa 14 Temmuz günü sınav arkadaşlar girdiğinizde zihninizin açık olmadığını ve antrenman yapmadan sınava girdiğiniz için normalde yapacağınız birçok soruyu aslında algılayamayıp yanlış çözdüğünüzü göreceksiniz. Burada her şeyin bir amacı var. Mesela yürüyüş yapın diyorum. Niye yürüyüş yapın diyorum? Üşenmeyin arkadaşlar. Kalkın yürüyüş yapın. Bu bir zaman kaybı değil. Yürüyüş yapmanızı istememin sebebi şu. Çok yoruldunuz. Psikolojik olarak çok zor süreçlerden geçiyorsunuz. Belirsizlikler sizi çok yordu. Açık hava yürüyüşleri sizin daha arkadaşlar psikolojik noktada daha sağlam hazırlayacak bu sınava. Mesela şöyle düşünün. Ruh ve sinir hastalıkları arkadaşlar hastanelerine bir bakın, hep doğa içerisinde kurulmuş hastane içerisinde hastaneler arkadaşlar var. Dolayısıyla bakın, doğa insan ruhuna en iyi gelen faktörlerden bir tanesidir. Açık havada yürüyüş yapmanızı istememin sebebi bu. Ruhsal bulanımlarınızı ortadan kaldıracak. Özellikle bakın, bir hafta sürekli düzenli olarak, disiplinli olarak yürüyüş yaptığınız takdirde ne söylemek istediğimi anlayacaksınız. Beslenmenize dikkat etmeniz lazım. İş sadece çalışmak değil. Yani iş düzenli, disiplinli arkadaşlar bir hayat ve yaşam kalitesinden geçer. Sınavda sadece her şeyi çok çalışmak değil, her şeyi çok soru çözmek değil. Lütfen bunlara dikkat edin. Yürüyüş yapmaya çalışın. Bir saat gidin arkadaşlar, açık havada yürüyüş yapın. Ondan sonra gelip dersin başına oturun. Bunu size sağlamış olduğu faydayı göreceksiniz. Bir bildiğimiz var ki arkadaşlar, söylüyoruz. O yüzden lütfen erken kalk. Erken kalkıp bu canlı yayını yapmamızın sebebi sizi güne erken uyandırmaya aslında teşvik etmek. Lütfen bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Stabiller. Bunlara uymanız lazım. Yani yoksa şurada arkadaşlar 1000 kişi izlemiş, 2000 kişi izlemiş. İzleyen kişi sayısı arkadaşlar düşmüş. Bunlar benim, inanın arkadaşlar, umurumda değil. Benim umurumda olan nokta şu anda sizi güne erken uyandırabilmek ve motivasyonunuzu aslında sağlayabilmek. Şunu unutmuyoruz. Ne olursa olsun her şeyden arkadaşlar önemli olan hayata bakış açımızdır. Evet, hayata bakış açımızda zorluklar yaşayabiliriz. Bir şeyler çok üst üste gelmiş olabilir. Ama önemli olan pes etmemektir. Pes etmeyenler de kazanacaktır. Bunu hiçbir zaman arkadaşlar unutmayın. Dilerseniz şöyle artık yavaş yavaş başlayalım. Bugünkü konumuz çünkü çok önemli. Ve sizlerin çokça arkadaşlar karıştırdığı yerlerden bir tanesi. Aslında PG'nin en kolay konusu ama sizler ezber yaptığınız için ve ezber mantıkla soruları çözdüğünüz için bunları çözmekte ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Zorlanıyorsunuz. Yorumları kapatıyorum. Sizlerin de arkadaşlar hakkı ödenmez. Yorumları kapatıyorum. Bu arada yani her meslekte olduğu gibi her yerde iyi insanlar da var arkadaşlar. Kötü insanlar da var. Dolayısıyla bazı şeyleri kötüye kullanmak isteyen ne yazık ki meslektaşlarımız da olabiliyor. O yüzden açamıyorum, bilginiz olsun. Tamam, yoksa sizin arkadaşlar, canınız sağ olsun. Onları zaten sizler için çekmiştim. Şimdi başlıyoruz. Bugün sizlerle birlikte program geliştirmenin ikinci arkadaşlar ünitesine geçtik. PG'de her konuyu anlatmayacağım size. Soru getiren, soru gelmesi olası arkadaşlar yerlerle ilgili konuşacağız. Bugün ikinci ünitemiz olan programın kuramsal neyini konuşacağız arkadaşlar? Temellerini konuşacağız. Programın kuramsal neyi diyoruz, temelleri diyoruz. Kesinlikle bir sorumuz var. Her sene bir sorunun gelmiş olduğu yerler arasındadır. Şimdi soru analizlerine baktığımızda şöyle bir mavi alayım. 2021 yılında bakın ÖSYM bize neyi sordu? İhtiyaç belirleme arkadaşlar. Teknik programın kuramsal temelleri diyorum. İhtiyaç belirlemeyi anlatıyorum. Psikolojik temeli sordu. Ve aynı zamanda ikili olacak şekilde neyi getirdi? Felsefe arkadaşlar temeli getirdi. Yani 2021 yılında temellerden soru olarak karşımıza çıktı. 2022 yılında Temmuz ayına baktığımızda ÖSYM yine arkadaşlar temelleri sordu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam tarihi temel vardı. Psikolojik arkadaşlar temel vardı. Ekonomik temel vardı. Ve toplumsal dediğimiz sosyal temelden bahsetmişti. Bir parça vermişti. Hangisine arkadaşlar yer vermiştir? Programda hangilerinin ihlali söz konusudur tarzında bir soruyla ÖSYM karşımıza çıktı.
2022 yılının Eylül ayına arkadaşlar baktığımızda ÖSYM'nin çok sevmiş olduğu bir temeldir psikolojik temel. Yine ÖSYM karşımıza psikolojik temeli çıkardı. 2023 yılı yani geçen seneye baktığımızda geçen sene felsefe akımları ÖSYM sordu ve felsefe akımlardan varoluşçu anlayışı sordu. Peki hocam bu sene 2024'te ne gelebilir? Bakın 2023 yılı öncesinde hep ne yapmış? Temellerden arkadaşlar sormuş. Dolayısıyla bu sene eğitim felsefelerinden esasici eğitimi sorabilir, dikkat etmeniz lazım. Ya da tekrardan 2023 yılını tekrarlayabilir, felsefe akımlardan sorabilir. Felsefe akımlardan pragmatizmi, ÖSYM'e karşımıza soru olarak ne yapabilir arkadaşlar? Getirebilir. Biz şu anda tahmin yürütüyoruz. Tahminler arkadaşlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Ama yine işime riske atmayacağım. Bunlardan hepsinden size arkadaşlar bahsedeceğim. Şimdi ilk programın kuramsal temellerine baktığımızda temellerin geçmiş tarihçesine de baktığımızda en çok gelen temel hangi soru hangisinden gelmiş? Psikolojik arkadaşlar temelden gelmiş. Ondan sonra ÖSYM bireysel temelden karşımıza ne yapmış arkadaşlar? Soru getirmiş. Dolayısıyla bu iki temel bizim için ne olacaktır? Önemli olacaktır. Kaldı ki bu iki temeli de arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Karıştırıyorsunuz. Bak şuna dikkat etmeniz lazım. Bu kim? Bu benim arkadaşlar çocuğum. Ben bu çocuğun aynı Piaget'de olduğu gibi Piaget mantığı varsa yani ben bu çocuğun yaşıyla ben bu çocuğun gelişim özellikleriyle ilgileniyorsam yaş ve gelişim özelliklerini merkeze alıyorsam diyeceksiniz ki arkadaşlar bu nedir? Bu arkadaşlar bireysel temeldir diyeceksin. Ya da bireysel temel ya da ben bu çocuğun yaş ve gelişim özelliklerinin yanı sıra ilgi ve ihtiyaçlarını merkeze alıyorsam, beklentilerini arkadaşlar merkeze alıyorsam biz buna yine ne diyeceğiz? Bireysel arkadaşlar temel diyeceğiz. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Bugün programlarda rehberlik dediğimiz PDR hizmetleri var mı? Var. Peki bugün biz neden çocuklara rehberlik hizmetleri veriyoruz? Çünkü çocuğun arkadaşlar hem mesleki hem eysel hem de kişilik noktasında çocuğa destek olabilmek için. Bugün rehberlik hizmetlerinin o zaman programa konulmuş olmasının sebebi kimdir? Bireydir. Bireyin ilgi ve ihtiyaçları, bireyin beklentilerini karşılayabilmek için biz rehberlik hizmetlerini programa koyuyoruz. Dolayısıyla rehberlik hizmetlerinin bugün programda varlık göstermiş olması yine ne ile alakalıdır? Bireysel arkadaşlar temelle alakalıdır. Ya da siz okul öncesindeki bir çocuğa soyut bir kavramı arkadaşlar öğretemiyorsunuz diyorsunuz ya. Şimdi şunu söylüyorum. Çocukların ilgi, ihtiyaç ve beklentileri nedir demiştik arkadaşlar? Biz ilgi ve ihtiyaç ve beklentilerini arkadaşlar bireysel temel olarak aldık. Peki biz aynı zamanda öğrenciye görelilik ilkesinde çocukların yaş ve gelişim özellikleri var dedik. Biz bunu bireysel temel olarak alırken bunu arkadaşlar bireysel temel olarak alıyor muyuz? Hayır, işte karıştırdığınız nokta bu. Biz ÖYT'de şunun tamamına ne dedik arkadaşlar? Öğrenciye görelilik ilkesi dedik. Peki öğrenciye görelilik ilkesinde çocukların yaşları, gelişim özellikleri ve ilgi ve ihtiyaçları bakın vardır dedik. Çocukların ilgi ve ihtiyaçları, beklentileri arkadaşlar varsa bu nedir dedik? Bireysel temeldir dedik. Ama yaş ve gelişim özelliklerini gördüğünüzde bireysel temel arkadaşlar ne yapamazsınız? Gidemezsiniz. Yani Piaget'in devreye girmiş olduğu durumlarda sen arkadaşlar bireysel temele ne yapamazsın? Gidemezsin. O zaman çocukların yaş ve gelişim özellikleri varsa, örneğin okul öncesindeki bir çocuğa soyut bir kavramı öğretemiyorsan ve programlar bu doğrultuda oluşturuluyorsa, programlar Piaget'i dikkate alacak şekilde arkadaşlar oluşturuyorsa işte burada da ne vardır? Burada da arkadaşlar psikolojik temel vardır diyeceğiz. Dolayısıyla bireysel temelle psikolojik arkadaşlar temeli karıştırıyorsunuz. Biz ikisinde de öğrenciye görelilik ilkesi vardır diyoruz. Ama öğrenciye görelilikte çocuğun ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınacak şekilde bir program arkadaşlar oluşturuyorsa, çocuğun yaşam kalitesi arttırılmak isteniyorsa, çocuğun kendi gerçekleştirme sürecine destek verilmek isteniyorsa bu diyeceksiniz ki bireyseldir. Ama çocuğun yaş ve gelişim özellikleri Piaget'de olduğu gibi arkadaşlar dikkate alınıyorsa, çocuğun yaş ve gelişim özelliklerine öncelikle yer veriyorsak diyeceksiniz ki bu nedir? Bu psikolojiktir.
Dolayısıyla bireysel ve psikolojik temelin ayrımı arkadaşlar bu şekilde yapılır. Ama hem bireysel temelde hem psikolojik temelde ikisinde de öğrenciye görelilik ilkesi vardır derse yine nedir diyeceksiniz? Doğrudur diyeceksin. Peki bir de şunu söylüyorum. Biz psikolojik temel arkadaşlar diyoruz ama şimdi psikolojik temel deyince aklımıza ne gelecek? İki tane eğitim bilimleri dersi gelecek. Biri Bulut hocamızın anlatmış olduğu arkadaşlar. Bulut Vurdum hocamızın anlatmış olduğu gelişim psikolojisi dersi aklınıza gelecek. Biri de Bünyamin hocanızın anlatmış olduğu öğrenme arkadaşlar psikolojisi dersi aklınıza gelecek. Peki biz gelişim psikolojisi dersinde çocukların gelişim özellikleriyle ilgileniyoruz. Yani çocukların yaş ve gelişim özellikleriyle ilgileniyoruz. O zaman şu kısım aslında nedir? Gelişim psikolojisine aittir. Dolayısıyla size verilen bir parçada gelişim psikolojisinin öngörüleri varsa diyeceksiniz ki orada psikolojik temel vardır. Bakın dediler ki birinci sınıf okulu arkadaşlar başlama yaşı 66 aya düşürülmüştür. 60 aya düşürüldüğü için tekrardan bir program oluşturulmak isteniyor. Bu program öncelikle hangisine uygun olacak şekilde hazırlanmalıdır dedi. O zaman çocukların birinci sınıfa başlama yaşı düşürüldüyse ve ona göre tekrardan bir program oluşturulduysa bu çocukların birinci sınıfa başlama yaşı o zaman dikkate alınacak şekilde o program oluşturulmalıdır. Dolayısıyla burada ne vardır? Burada çocuğun yaşı dikkate alındığı için gelişim psikolojisi, gelişim psikolojisi olduğu için psikolojik temel dikkate alınır diyeceksin. Ama öğrenme psikolojisinde bakın neyi görüyorsunuz? Öğrenmeler nasıl arkadaşlar meydana gelir görüyorsunuz? O zaman öğrenmeler nasıl meydana gelir sorusuna öğrenme psikolojisi dersinde yanıt arıyor muyuz? Evet. Siz burada Gestalt kurumunu gördünüz. Siz burada arkadaşlar davranışçı öğrenme kurumunu gördünüz. Bakın siz burada bilişselci kuramları görüyorsunuz. O zaman her kurama göre öğrenmeleri biz ne yaptık? Farklı şekillerde açıkladık. Dolayısıyla bize verilen bir parçada öğrenme arkadaşlar kuramlarından bahsediyorsa ve bu öğrenme kuramları doğrultusunda öğrenme, öğretme süreci dediğimiz dersi işleme aşamasında hangi yöntem tekniği kullanacağımızda yer veriliyorsa yani öğrenme kuramlarının öğrenme ve öğretme süreçlerine bir saniye arkadaşlar. Öğrenme kuramlarının öğrenme öğretme süreçlerine yol göstermesinden bahsediyorsa diyeceğiz ki arkadaşlar orada ne vardır? Orada da öğrenme psikolojisi vardır. Bandura'nın sosyal öğrenme kuramına göre öğrenme öğretme süreçleri düzenlenirken şu 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 yöntem teknikler kullanılmıştır diyorsa burada öğrenme kuramlarının öğrenme öğretme sürecine yön vermesinden yol gösterici olmasından bahsettiği için diyeceksiniz ki cevap arkadaşlar nedir? Cevap psikolojik temeldir. Size verilen bir parça bakın nasıl yorumlayacağız? ÖSYM'nin geldiği parçalara göre nasıl yorumlayacağız? Size verilen bir parça gelişim psikolojisinin öngörüsünü taşıyorsa diyeceksin ki psikolojiktir. Size verilen bir parça öğrenme psikolojisinin öngörüsünü arkadaşlar taşıyorsa diyeceksiniz ki orada ne vardır? Orada yine arkadaşlar psikolojik temel vardır diyeceksiniz. Unutma gelişim psikolojisi aman sabah arkadaşlar uyanık olduğum için beyin daha açılmadı. Şunu unutmuyorsunuz. Öğrenciye görelilik bireysel ve psikolojik temeldir. Ama öğrenciye görelilik ilkesinde çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre bir program oluşturuyorsa bireyseldir. Çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak bir program oluşturuyorsa bu psikolojiktir. Bunun yanı sıra gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisinin öngörülerini, temel ilkelerini taşıyan bir parçadan da size bahsediyorlarsa orada arkadaşlar ne vardır? Psikolojik temel vardır diyeceksiniz. Devam ediyorum. Az önce kafa gitti fark ettiniz mi bilmiyorum ama hemen toparladım. Felsefi temel arkadaşlar diyoruz. Şimdi dikkatle dinleyin. Bir kere felsefi temelle psikolojik temeli karıştıran kısmı olarak da olsa arkadaşlarımız var ama ikisinin karıştırılacak hiçbir noktası yok arkadaşlar. Bakın felsefi temelde çok klişe bir ifade var. Hatta ÖSYM 2023 yılında bunu kullandı. Hedefleri diyor ki hedefleri belirlemeden. Hedefleri önem ve öncelik arkadaşlar sırasına koymada. Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını belirlemede neden yararlanır diyor. Felsefeden yararlanır diyor.
ÖSYM dedik ya, aşağıdakilerden hangisi felsefi temelin özellikleri arasındadır dedi. Bu üçü arasında arkadaşlar sadece hedeflerin iç ve dış tutarlılığını sağlama diye bir ifade vardı. Bunu işaretleyip geçecektiniz. Peki şunu söyleyebilir miyim? Bak dikkat et. Hedefi belirleme arkadaşlar diyorsa demek ki felsefe hedeflerle arkadaşlar ilgileniyor. Peki biz hedefe niçin öğreteceğiz sorusunu soruyor muyduk arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla niçin sorusu hangi temele aittir derse felsefi temele aittir diyeceksin. Peki öğrenmeler nasıl meydana gelir sorusunu sorduk mu öğrenme psikolojisinde? Evet. Nasıl sorusu kime aittir derse psikolojik temele aittir diyeceksin. Peki biz gelişim psikolojisinde ne zaman sorusunu aslında yanıt arıyoruz? Çocuk ne zaman hangi yaş aralığında şunu yapabilir? Ne zaman hangi yaş aralığında bunu yapamaz diyoruz. O zaman ne zaman sorusu hangi felsefeye aittir derse yine nedir diyeceksiniz? Psikolojik temele aittir diyeceksiniz. Şunu söylüyorum. Hocam şu ifade ne demek? Bende çok soyut kaldı. O zaman gel birlikte bir ele alalım. Bakın bizler programları oluştururken önce bireyin, sonra arkadaşlar toplumun, sonra da konu alanının ihtiyaçlarına ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakıyoruz. Ve belirlemiş olduğumuz bu, mesela diyorum ki bireyin ihtiyacı şudur, toplumun ihtiyacı budur. İşte öğretilmek istenilen dersteki konular arkadaşlar şunlar olmalıdır deyip ihtiyaç belirliyorum. Belirlemiş olduğum bu ihtiyaçlara ne diyoruz? Olası aday arkadaşlar, hedefler diyoruz. Yani bunlar henüz programa konulmamış, programa konulmaya aday gösterilen hedefler. Bu olası aday hedefler bir eğitim felsefesi, bir de eğitim arkadaşlar psikolojisi süzgecinden geçerek neye dönüşür? Kesin hedeflere dönüşür. Peki kesin hedef dediğimiz şey bizim programa koyduğumuz hedefler midir arkadaşlar? Evet. Bak seni uyarıyorum. Sana hedeflerle ilgili soru sorulsa bile şunu hemen sorunun kenarına yaz. Sana soruyu çok efsane çözdürür. O zaman ben şöyle bakıyorum. Biz bireyin, toplumun, konu alanının ihtiyaçlarına bakıyoruz. Olası aday hedefleri oluşturuyoruz. Bunu iki tane süzgeçten geçirip kesin hedeflere dönüştürerek programdaki hedefleri ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Dolayısıyla hedefler nasıl oluşturulur diye sorarlarsa, hedefler bireyin, toplumun, konu alanının ihtiyaçları belirlenerek oluşturulur diyeceksin. Bundan iki sene önce size ÖSYM arkadaşlar programın ögelerini sorduğunda üçüncü öncülde dedi ki bireyin ve toplumun arkadaşlar gereksinimlerini karşılama tarzında bir ifadede bulundu. Bireyin ve toplumun gereksinimlerini kim karşılayacak? Hedef karşılayacak. Dolayısıyla sen nereye gidecektin? Hedefe gidecektin. O zaman hedefler nasıl oluşturulur diye sorarlarsa bireyin, toplumun, konu alanının ihtiyaçları belirlenerek, yani hedefler ihtiyaç belirlenerek oluşturulur diyeceksin. Peki yine devam ediyorum, bakın dikkatle yine dinliyorsunuz. Şimdi ben diyorum ki ben buradan bugün çıktıktan sonra bir arkadaş grubumla kahvaltı yapacağım. Bir başka arkadaş grubumla arkadaşlar kahve içeceğim. Akşama kadar onlarla birlikte takılacağım. Sonra akşam dumtusa gideceğim. Sonra sabaha karşı çorbacıya gideceğim. Sonra eve gideceğim diyorum. Yani kendime 5 tane hedef belirledim. Ve ben 17 yaşındayım arkadaşlar. Bakın 15 tane ne belirledim? Hedef belirledim. İşte belirlemiş olduğumuz bu 5 hedef kesin mi? Kesin değil. Bunların hepsini şu anda yapabilir miyim? Hayır. 17 yaşında olduğum için annem ve babamdan izin almam lazım. Dolayısıyla belirlemiş olduğumuz bu 5 hedef kesin olmadığı için biz bunlara olası aday hedef diyoruz. O zaman bu henüz programa konulmamış, programa konulmaya aday gösterilen hedef. Şimdi diyorum ki bakın psikoloji benim annem. Felsefe ise benim arkadaşlar babam. Niye anneye psikoloji yaptım? Çünkü anneler sürekli kızım daha çok yaşın çok küçük. Bu eteğin boyu ne? Yüzündeki makyajın hali ne? Saçların niye boyalı? Tarzında yaşla ilgili arkadaşlar hep bize bir şeyleri hatırlatan kimdir? Annedir. Ben kendime 5 tane hedef belirlemiştim. Annem diyor ki kızım diyor git diyor arkadaşlarınla kahveni iç. Ama gün boyu onlarla takılma. Hemen eve gelmeni istiyorum diyor. Babam da diyor ki kıza karışma. Kızım diyor git diyor arkadaşlarına kahveni iç. Onlarla birlikte akşama kadar takıl ama dumtusa gitmeden gel diyor. Annem bir tanesine izin verdi. Babam 2 tanesine izin verdi. Evin reisi arkadaşlar Türk toplumunda genellikle baba olduğu için kimin sözü geçecek? Babanın sözü geçecek. O zaman şu 5 tane hedeften 2 tanesinin kesinleşerek programa konulmasını sağlayan kimmiş? Babammış. Yani kimmiş? Felsefeymiş. Dolayısıyla bakın ne dedik felsefe için?
Hedefleri belirlemede dedik. Bu nedenle hedefleri belirlerken neden yararlanıyoruz felsefeden? Peki ben gittim mi arkadaşlar? Gittim. Annem dakika başı telefonla arıyor. Acaba bulunduğum ortamda uşak var mı yok mu? Gittiğim mekan yaşıma uygunluk gösteriyor mu göstermiyor mu kontrol ediyor. O zaman belirlenen bu iki tane hedefin çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olup olmadığına da kim bakacak? Psikoloji bakacak. Dolayısıyla bizler hedefleri oluştururken hem arkadaşlar felsefeye hem de psikolojiye bakıyoruz. Bu hedefi belirleme derse felsefe, hedeflerin çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygunluğu derse nedir diyeceksiniz? Psikolojidir diyeceksiniz. İkisi arasındaki en temel fark da arkadaşlar nedir diyoruz? Burasıdır diyoruz. Bu üç temel bizim için önemli. Şunun bir resmini alabilir misiniz rica etsem? Şunun bir arkadaşlar ekran resmini alın. Bekliyorum 2 dakika. Peki kayıyorum. Şunun da arkadaşlar bir ekran resmini lütfen alın. Umarım üç arasındaki farkı ayırt edebilmişsinizdir. Şimdi gelelim temellerde bu içi bizim için arkadaşlar yeterli. Gelelim felsefe akımlara. Ne diyoruz? Felsefi arkadaşlar akımlar diyoruz. O zaman bak akıyor. Akıyorsa ne diye akacak arkadaşlar? İzim diye akacak. İzim diye ne yapıyor arkadaşlar? Akıyor. Sonu izimlerle bitenler artı varoluşçu. O zaman bizi nereye götürecek? Akanlara götürecek. Yani akımlara arkadaşlar götürecek. Burada realizm, idealizm, pragmatizm, bakın naturalizm. O zaman bunların her biri bizim felsefe akımlarımız. Bir de ne vardır? Varoluşçu vardır. Dolayısıyla ÖSYM hangi eğitim felsefesidir, hangi felsefe akımdır ifadesini soru kökünde, koyu yazılı olan soru kökünde okuduğunda, işte okuduğunuzda buna göre hareket etmeniz lazım. Akımlar diyorsa son izimlerle bitenler ve varoluşçu olanlardan demek ki birini arkadaşlar seçip işaretleyip geçeceksin. Diğer seçenekleri ne yapabilirsiniz? Eleyebilirsiniz. Şunu söylüyorum. Akımlarda da en çok realizm ve arkadaşlar neyi karıştırıyorsunuz? İdealizmi karıştırıyorsunuz. Dikkat etmeniz lazım. Bakın real kelime anlamına baktığınızda nedir? Gerçek demektir. Peki bir şeyin gerçek olduğunu nasıl anlarsınız? Duyu organlarınızla. Dokunabiliyorsanız, tutabiliyorsanız arkadaşlar bununla algılarsınız. O zaman realistler der ki var olan gerçektir. Duyu organlarıyla algılanabilendir arkadaşlar der. Ama idea ne demektir? Fikir demektir. Bakın düşünce demektir. O zaman var olan zihnin yansımalarıdır, sezgisel düşüncelerdir diyorsak. O zaman fikri ön planda arkadaşlar tutuyorsak burada da ne vardır diyeceksiniz? İdealizm vardır diyeceksin. Bakın her iki felsefe akımla var olanla ilgileniyor. Ama realistler diyor ki bir şeyin var olduğunu kabul edebilmem için diyor. Benim onu görmem lazım, dokunabilmem lazım. Yani benim onu duyu organlarıyla algılayabilmem lazım diyor. Ama idealistler diyor ki benim bir şeyi var olduğunu kabul edebilmem için diyor. İlla görmeme gerek yoktur diyor. Bir şeyi kafamda canlandırabiliyorsam, ona dair zihnimde bir anlam oluşabiliyorsa o şey var ki ben ona karşı zihnimde bir anlam oluşturabiliyorum diyor. Şimdi mesela kalem diyoruz değil mi? Ben şu anda bu kalemi dokunabiliyorum, tutabiliyorum arkadaşlar. O zaman dokunabiliyorsam, tutabiliyorsam bu vardır. İşte var olanla bu şekilde ilgilenen realistlerdir. Ama ben kalemi ortamdan kaldırdım. Kalemi görmüyorum, dokunamıyorum. Kalem denildiğinde zihnimde ona dair anlam oluşuyor. Mesela renklidir diyorum, yazar diyorum arkadaşlar, tutulabilir diyorum, örnek verdim. O zaman zihnimde ona dair bir anlam oluşturabiliyorsam demek ki var ki ona dair bir anlam oluşturabiliyorum. Olmayan bir şey ilişkin zihnim ona dair bir anlam üretmez diyor idealistler. Peki bakın bu size tanıdık gelmesi lazım. Ne gibi? Piaget'deki arkadaşlar şema kavramı gibi. Ne gibi arkadaşlar? ÖYT'deki zihin haritası mantığı gibi. İkisi arasındaki en temel fark nedir diyoruz? Budur diyoruz. Realistlerde merkeze aldığımız toplumun başat kültürüdür. İdealistlerde merkeze aldığımız ise nedir? Evrensel arkadaşlar değerlerdir. Ama sen her soruda kültürü gördüğünde şap realizm dersen yine arkadaşlar soru seni ne yapar? Ters köşe yapar. Dolayısıyla bu tarza bakın, özellikle bu ünitede soruları çözerken lütfen parçanın geneline bakacak şekilde çözün.
Yoksa soru sizi affetmez. Yani siz ne yapıyorsunuz? Size soru geliyor ya. Şurada kültürü gördün ya, hemen realizm. İşte ne bileyim, şurada düşünceyi gördün ya, hemen arkadaşlar idealizm. Ya da şuradaki bir cümleye bakarak arkadaşlar soru çözüyorsunuz. Hayır. Bu soruları çözerken lütfen parçanın geneline bakın. Genelinde anlatılmak istenilen ana arkadaşlar mantığa bakacak şekilde görüşler üretin. Şimdi ben bir örnek daha vermek istiyorum size. Lütfen beni yine dikkatle dinleyin. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bakın, iki kişiden bahsedelim. Şimdi iki tane arkadaşlar eş adayınız var. Bunlardan biri Ahmet olsun, biri de arkadaşlar Mehmet olsun. İki tane neyiniz var? Eş adayınız var. Bir, bu eşlerden hangisiyle evleneceğinize aileniz karar veriyorsa ve aileniz de karar verirken acaba toplum ne der, insanlar arkadaşlar ne düşünür algısına göre hareket ediyorsa, o zaman diyeceksiniz ki burada ne vardır? Burada arkadaşlar realizm mantığı vardır. İki tane eş adayım var. Bunlardan hangisiyle evleneceğine karar vermeni sağlayan bu kişilerin zenginlik düzeyi ise, para düzeyi ise, yani ben hangisi zenginse onunla evleneceğim mantığını yürütüyorsanız, bu arkadaşlar nedir? Pragmatizmdir. Çünkü pragmatizmde faydacılık ve yararcılık arkadaşlar vardır. Ve pragmatizmde bireyin somut yaşantı geçirerek deneyim kazanması vardır. Başka bir örnek vereyim. Gidiyorsun Ahmet'le flört ediyorsun. Geliyorsun diyorsun ki hocam senin düşüncelerin benim için çok önemli. Ben Ahmet'le flört edeceğim ama sizinle bir tanıştırmak istiyorum diyorsun. Getiriyorsun Ahmet'i benimle tanıştırıyorsun. Şanslı ya, ben de Ahmet'i başka yerden tanıyorum. Diyorum ki bak, bu çocuktan sana değil koca, bu çocuktan sana yer daha iyi olmaz diyorum. Dinler misin dinlemezsin, gençliğinin bağrındasın. Biz de zaman zaman büyüklerimizi çoğu zaman arkadaşlar dinlemedik. Gidiyorsun Ahmet'le 6 ay boyunca bir yaşantı geçiriyorsun. Bu yaşantının sonucunda geliyorsun diyorsun ki vallahi hocam haklıymışsın diyormuşsun. Ahmet'ten bir cacık olmazmış diyorsun. Peki bunu nasıl öğrendin? Bunu Ahmet'le bir yaşantı geçirerek öğrendin. Dolayısıyla bireylerin somut yaşantılar geçirerek öğrenme meydana getirmeleri, deneyim kazanmaları, tecrübe edinmeleri hangi felsefe akımla alakalıdır? Pragmatizmle arkadaşlar alakalıdır. Peki yine devam ediyorum. Ahmet ya da bu örnekleri vermek zorundayım aklınıza tutmanız için. Ahmet ya da Mehmet'ten hangisiyle evleneceğine kendin arkadaşlar karar veriyorsan, kendin özgür iraden doğrultusunda hangisiyle evleneceğine karar veriyorsan, o zaman diyeceksiniz ki burada ne vardır? Burada arkadaşlar varoluşçu anlayış vardır diyeceksin. Geçen seneki sınav sorunuzdu. Varoluşçulukta arkadaşlar ne var? Aslında bireyin kendi gerçekleştirme sürece destek sağlama vardır. Dolayısıyla bireyin karar sistemi, değer sistemi vardır. Birey seçimlerinde burada arkadaşlar nedir? Özgürdür. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Realistler der ki ben yalan söylemem, toplum beni kınar. İdealistler der ki ben yalan söylemem, geçmişte de suçtu, bugün de suç. Ama pragmatizm der ki ben yalan söylerim eğer bana fayda sağlarsa. Ama varoluşçular da diyor ki ben yalan söylemem. Ben yalan söylemem çünkü bana ters, kendi değerlerime ters. Dolayısıyla varoluşçu bireyin değer sistemi, bireyin arkadaşlar neyi vardır? Kararlarında özgürlük vardır. Bize hayatımız boyunca hep bu anlayışa göre yetişmiş olsaydılar, bizler şu anda arkadaşlar kendimizi gerçekleştirme sürecine bir tık daha adım arkadaşlar atmış olacaktık. Çocuğun kendi kararlarında özgürlük veriyorsak, karar ve seçimlerinde ona özgür alan arkadaşlar oluşturuyorsak, bunun için çocuk arkadaşlar kendi kararları ve değer sistemi doğrultusunda hareket ediyorsa, o zaman bu nedir? Bu varoluşçu anlayıştır diyeceğiz. Ve bu şekilde felsefe akımlardan önemli olanlarını arkadaşlar verdik. Şimdi gelelim nereye? Şunun da bir resmini alın arkadaşlar. Şöyle bir resim alın. Bekliyorum. Şimdi gelelim eğitim felsefelerine. Eğitim felsefeleri. Canlar sizi uyarıyorum. Bizim için önemli olan burada sadece konuyu bilmek değil. Nasıl soru çözeceğimizi de bilmek çok önemli. Şimdi eğitim felsefelerinden kastım ne? Esasici, daimici, ilerlemeci ve yeniden kurmacı. Şimdi sizlerden şunu istiyorum. ÖSYM bize bir parça verdi mi arkadaşlar? Verdi. İşte bu parçada
İlk yapmanızı istediğim şey şu. Size verilen parça geleneksel eğitimi mi acaba anlatıyor? Size verilen parça çağdaş eğitimi mi arkadaşlar acaba anlatıyor? İlk yapmanızı istediğim nokta bu. Eğer size verilen parça geleneksel eğitimi bahsediyorsa diyeceksiniz ki bunun cevabı ya esasicidir ya da bunun cevabı nedir diyeceksin, daimici eğitimdir. Eğer size verilen parça çağdaşı simgeliyorsa diyeceksin ki bunun cevabı ya ilerlemecidir ya da bunun cevabı yeniden kurmacıdır diyeceksin ve diğer seçenekleri ne yapacaksın, eleyeceksin. Peki farz edelim ki parça geleneksel geldi. O zaman geleneksel geldiyse diyeceğiz ki cevabımız ya esasicidir ya da nedir diyeceğiz, daimicidir diyeceğiz. Peki biz ikisi arasında nasıl bir ayrım yapacağız? Lütfen beni arkadaşlar, herkes dikkat dinlesin. Şimdi esasicide toplumun kültürünü ne yaptık arkadaşlar? Merkeze aldık. Bir kere esasici deyince bizim dönemlerimiz arkadaşlar aklınıza gelecek. Bizim dönemlerimizi anlatan bir parça varsa elini korkak alıştırma, esasicidir. Esasicinin genel özellikleri sorulduğunda seçeneklerde bizi anlatan arkadaşlar ifadeleri doğru kabul ediyoruz. O zaman öğretmenin merkezde olduğu, katı sıkı bir eğitim anlayışının olduğu, akademik başarının ön plana çıktığı arkadaşlar bir anlayış var. Dolayısıyla esasicide ne vardı arkadaşlar? Ezber öğrenme vardı. Nesnel bilginin neyi vardı arkadaşlar? Öğrenimi söz konusu, pardon, öğretimi arkadaşlar söz konusuydu. Bizim dönemlerimizi anlatan kültürü merkeze alma varsa, ezber öğrenmeden arkadaşlar bahsediyorsa diyeceksiniz ki burada ne vardır? Burada arkadaşlar esasici anlayış vardır diyeceksiniz. Ama daimiciye baktığımızda bakın, akılcı düşünmenin gelişmesinden bahsediyorsa, yani ezberden öte aklı kullanma ve akılcı düşünmeden bahsediyorsa ve bize evrensel değerlerin öğretiminden bahsediyorsam, bize elit, seçkin kesime verilen arkadaşlar bir eğitimden bahsediyorsa, o zaman ya da bize kişilik ve karakter eğitiminden arkadaşlar bahsediyorsa diyeceksiniz ki burada da ne vardır? Daimici vardır. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar biz mesela, daha doğrusu şöyle söylüyorum. Bu ülkede çok iyi, bakın, doktorlar var. Bu ülkede çok iyi avukatlar var. Bu ülkede çok iyi öğretmenler var. Ama bizi eğitim fakültelerinden mezun ederken, tıp fakültelerinden doktorları mezun ederken, hukuk fakültelerinden avukatları mezun ederken bize şunu sordular mı? Siz ne derece iyi insanlarsınız? Bu mesleği arkadaşlar yaparken insanlık yönünüzü ne kadar iyi kullanacaksınız? Bugün baktığımızda şunu söyleyebilir miyiz? Bakın, bugün doktor arkadaşlar bakıyorsun mesela, yanlış teşhis koyuyor ya da hastasını arkadaşlar azarlayan doktorlarımız oluyor. Tabii hepsi için genellemiyoruz arkadaşlar. Aralarında olanlar için söylüyoruz. Genelleme yapacak şekilde ifade etmiyoruz. Biz bunu şunu yaptık mı? Bu insanları mezun ederken bu özelliklerini arkadaşlar baktık mı? Bakmadık. Bakın, Almanya'da bir okul müdürü dönemin başında öğretmenlerine hep mektup yazıyor. Diyor ki kısaca şöyle bahsedeyim. Bu gözlerim diyor görmemesi gereken diyor o kadar çok şeye tanık oldu ki diyor. Yıllarım diyor Nazi kampında geçti diyor. Ve bizler alanında çok iyi mühendisler yetiştiriyoruz. Evet. Ama o mühendislerin yapmış olduğu gaz bombalarıyla insan yaşamının son bulduğunu gördü bu gözler. Evet, bizler alanında çok iyi doktorlar ve hemşireler yetiştiriyoruz. Ama o doktor ve hemşirelerin yapmış olduğu iğnelerle insan yaşamının son bulduğunu gördü bu gözler. Eğer eğitim bilgili canavarlar yetiştirmekse diyor, varsın olmasın diyor. Ve aslında neyi eleştiriyor? Esasiciyi eleştiriyor. Biz esasicide alanında çok iyi doktorlar, mühendisler, öğretmenler yetiştiriyoruz. Ama vicdanı var mı, ahlakı arkadaşlar var mı diye bakmıyoruz. Dolayısıyla bu okul müdürünün yaptığı eleştiri esasicilere yönelikliktir. Ama biz daimici eğitimde kişilik ve karakter eğitimine işte dikkat ediyoruz. Yine esasicide olduğu gibi burada bilgi öğretimi var. Ama kişilik ve karakter eğitimi, akılcı düşünmeyi ne yapıyoruz? Merkeze alıyoruz. Dolayısıyla ikisi arasındaki fark nedir diyoruz arkadaşlar? Budur diyoruz. Şimdi diyelim ki parça çağdaş geldi. O zaman ne diyeceğiz? Ya ilerlemeci, yeniden kurmacı diyeceğiz. Bak, ikisi arasında çok bariz bir fark var. Size verilen parça bireyin ilgi ve ihtiyaçlarını, gereksinimlerini anlatıyorsa, bireyin problem çözmesinden bahsediyorsa, üst düzey düşünme becerinin geliştirilmesinden bahsediyorsa ilerlemecidir. Ama size verilen parça toplumun ilgi ve ihtiyaçlarından bahsediyorsa,
ya da toplumsal sorunlardan arkadaşlar bahsediyorsa diyeceksiniz ki orada ne vardır? Orada yeniden kurmacı eğitim felsefesi vardır diyeceksiniz. Ve soruyu çözerken ayrımı nasıl gerçekleştireceksiniz? Ayrımı arkadaşlar bu şekilde ne yapacaksınız? Gerçekleştireceksiniz. Şimdi bir almanızı istiyorum. Ekran resmi arkadaşlar almanızı istiyorum. Aldığınız düşüncesi içerisindeyim. Şimdi birkaç tane dilerseniz sizinle birlikte arkadaşlar soru çözelim. Sayfa şöyle bir saniye. Bir saniye arkadaşlar şunu bir kaldıralım. Kitabımdan şöyle birkaç tane soru çözelim. Notum kaçmış. Sayfa arkadaşlar 27. Sayfa 27. Birinci ve arkadaşlar ikinci ne demişim? Soru demişim. Bak şimdi bir parça verilmiş ve demiş ki parçaya göre birinci ve ikinci soruları parçaya göre çözünüz demiş. Yapılan araştırmalarda önce soru kökünü okuyacaktık. Yukarıdaki parçada geçmişte ve bugün programlar anlayışının farklılık göstermesi aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisiyle ilişkilidir demiş. Yapılan araştırmalarda Cumhuriyet'in günümüze kadar farklı yıllarda farklı esaslara dayanaklandırılarak program geliştirme çabalarının yürütüldüğü görüyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen programların uygulamadan çok bilgiye ağırlık verdiği, öğrencinin ilgi ve yeteneklerinde farklılık gözetmediği boyutlarıyla eleştirilmiştir. Günümüzde ise süreci değerlendiren, öğrencinin ilgi ve isteklerini dikkate alan, davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, tutum ve anlayış içeren kazanımlar ile program geliştirme çalışmaları yapılmaktadır demiş. İşte tam da bu nedenden ötürü de bugün mülakatlarda siz ders anlatamazsınız. Çünkü bunu yansıtan bir ders içeriğini 45 dakikada arkadaşlar uygulayamazsınız. Dolayısıyla mülakatlara yine ne dedik? Hayır dedik. Şunu söylüyor bakın. Bu aynı zamanda arkadaşlar buna benzer bir çıkmış sınav sorumuz var. Dedi ki uygulanmakta olan öğretim programları eskiden temel eserlere dayalı olarak oluşturulurken şimdi çocukların ilgi, ihtiyaç ve gereksinimleri dikkate alınarak programın ögeleri oluşturulmaktadır dedi ÖSYM. Ve bu hangi temelle alakalıdır dedi. Şimdi canlar size şunu soruyorum. Bakın eskiden programlar şöyleydi. Şimdi programlar arkadaşlar böyle diyorsak, eskiden programlar şöyleydi, şimdi arkadaşlar programlar böyle arkadaşlar diyorsak ya da eskiden programlar ne demiş burada bir saniye, bakın şuraya dikkat edin, programlar bilgiye ağırlık arkadaşlar verilen çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı programlar varken diyor, şimdi günümüzde ise çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarını merkeze alacak şekilde programlar ne yapılmaktadır diyor, oluşturulmaktadır diyor. Peki bana şunu söyler misiniz? Türkiye 2005 yılı arkadaşlar öncesinde, 2005 yılı öncesinde geleneksel eğitim dediğimiz esasıcı eğitimin etkisi altındaydı. Ama öncesi canlar, tamam mı? 2005 öncesi. Ama 2005 yılı ve sonrasında yenilik öğretim programlarının kabulüyle birlikte Türkiye çağdaş eğitim anlayışına geçti ve ilerlemeci eğitimin etkisi arkadaşlar görüldü. O zaman bir eğitim sistemini eski ve arkadaşlar yeni kılan nedir aslında? Felsefesidir. Yani ben bugün eskiden böyleydi şimdi arkadaşlar böyle diyorsam bir sistemi eski ve yeni kılan arkadaşlar nedir? Felsefedir. Dolayısıyla eskiden bilginin merkeze alındığı çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı anlayış esasicidir. Ama şimdi çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınmış olduğu felsefe arkadaşlar nedir? İlerlemecidir. Dolayısıyla bir sistemde bakın eskiden esasici ne diyoruz? Eğitim felsefesi diyoruz. İlerlemeci ne diyoruz? Eğitim arkadaşlar felsefesi diyoruz. Bir sistemi eski ve yeni kılan, eskide arkadaşlar esasici eğitim varken şimdi ilerlemeci eğitim felsefesi kullanıyor diyorsa ya da başka bir ifadeyle eskiden esasiciler şimdi ilerlemeci eğitim görülüyor diyorsa bunlar bizim felsefelerimizdir. Dolayısıyla biz programı oluştururken bakın birinci soru bana şunu soruyor. Hangi felsefe, pardon, hangi programın arkadaşlar temeliyle ilişkilendirilebilir diyor. O zaman eskiden programlar esasici anlayışa göre, şimdi programlar ilerlemeci anlayışa göre oluşturulmuştur diyorsa,
Esasici ve ilerlemeciler bizim felsefelerimiz olduğu için, eğitim felsefelerimiz olduğu için cevap ne olacaktır? Felsefe olacaktır. ÖSYM'nin sormuş olduğu o program soruda bakın. Eskiden arkadaşlar programlar temel eserlere dayalı oluşturulurken şimdi çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına göre bakın programın ögeleri oluşturulmaktadır dedi. Yani eskiden daimicilere göre oluşturulurken şimdi ilerlemeciye göre oluşturuluyor diyor. O sorunun cevabı da yine ne olacaktı? Felsefe olacaktı. Bir eğitim sistemini eski ve yeni kılan arkadaşlar felsefedir, bunu unutmayın. Eskiden sistemler böyleydi diyorsak o zaman da uygulanan, kabul görülen felsefenin, eğitim felsefesinin farklılık göstermesidir. Şu anda programlar böyledir arkadaşlar diyorsak şu anda kabul gören eğitim felsefemizin farklılık göstermesinden ötürü bunları söylüyoruz. Peki ikinci sorumuza bir bakalım. Günümüzde hazırlanan programlar aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisine göre oluşturulmuştur? Günümüzde hazırlanan şimdiki programlar çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına göre oluşturulduğu için cevabımız zaten yukarıda soruyu çözerken verdik. Cevabımız ne olacaktır? İlerlemeci eğitim felsefesi olacaktır diyoruz. Peki bir soru daha çözelim. Sayfa 28'de 7. soru demişim arkadaşlar. Bak buraya. Şu sorudan bahsediyorum. Bir taşla iki kuş vuralım, ona göre çözelim dedim. Öğretmenlerin yapmış oldukları açıklamaların hangi eğitim felsefesi ilkesine uygun düştüğü söylenebilir demiş. Hizmet içi eğitimin verildiği bir okulda eğitimdeki anlayışlar konusunda öğretmenler arasında şöyle bir diyalog geçer. Emrah, program öğretmenlerin merkeze alan ve nesnel bilgilerin aktarılmasını sağlayan kültüre sahip çıkan bireyler yetiştirmelidir diyor. O zaman bizim Emrah Vahap Özkaracımız arkadaşlar baktığımızda bu Emrah, o Emrah arkadaşlar baktığımız zaman şunu arkadaşlar söylüyor mu? Bizim dönemlerimizdeki var olan anlayışı bize anlatmış. Bilginin nesnel olduğu, ezber olduğu ve aynı zamanda aktarımından, öğretmenin merkezde olan bir anlayıştan ve aynı zamanda kültürün merkeze alınmasından bahsediyorsa o zaman burası nedir? Gelenekseldir. Geleneksel olduğunda ya esasçı ya daimici diyorduk. Ama bizim dönemlerimizi anlatıyorsa bu ne olacaktı? Esasici olacaktı. Peki parça öncülü mü geldi? Evet. Dolayısıyla parçada esasicinin, Emrah'ta esasicinin olmadığı yeri ne yaptım arkadaşlar? Eledim. Muhakkak eleyerek soru çözmeye alışkanlık gösterin. Funda öğretmen, evet kısmı olarak katılıyorum. Ancak öğrencilerin merkez alındığı bir program oluşturulması ve öğrencilerin kendi etkinlikleri yoluyla bilgi oluşturması daha gerçekçi bir çözüm olacaktır diyor. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Öğrencilerin kendi etkinlikleri yoluyla bilgi arkadaşlar oluşturması, dikkat et. Bu hangi felsefe akımdır deseydi burada arkadaşlar pragmatizm vardır diyecektin. Çünkü bireyin somut yaşantı geçirerek öğrenme meydana getirmiş olmasıdır pragmatizm. Çocuk kendi etkinlikleriyle bakın bilgiyi öğreniyorsa burada pragmatizm mantığı var. Ki pragmatizm baktığımızda yeniden kurmaca eğitim felsefesinde de etkisi var. Ama en çok ilerlemeci eğitim felsefesinde arkadaşlar etkisi vardır, bunu unutmayın. Şimdi şunu söylüyorum. Öğrencilerin merkeze alındığı bir anlayış varsa burası çağdaş mı çağdaş? Peki çağdaş olduğunda ya yeniden kurmacıydı ya ilerlemeciydi. Bireyi merkeze alıyorsa ilerlemeci, toplumu merkeze alıyorsa yeniden kurmacı dedik. Peki çağdaş ama kimi merkeze almış? Bireyi. Dolayısıyla bu ne olacaktır? İlerlemeci olacaktır. Emin miyim arkadaşlar? Eminim. Zaten bakın seçenekleri elediğimde Ceyhan arkadaşlar doğru yanıt çıkıyor ama bir sorumuza devam edelim. Zeynep öğretmen sizinle aynı fikirde değilim. Programlar toplumsal sorunlara duyarlı bireyler yetiştirmeyi sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Yine bakın toplum ve toplumun sorunları varsa bu da bizi yeniden kurmaca eğitim felsefesine götürecekti. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Ceyhan arkadaşlar seçeneği oldu diyoruz. Gelelim sayfa 28'de 10. arkadaşlar soru demişim, şunu söylemişim. Üçer tane öncü vermiş, hangi felsefe akımlarla ilgilidir? ÖSYM artık arkadaşlar şunları çok kullanmıyor, aralara tire koyarak ifade etmeyi tercih ediyor, bilginiz olsun. Birey somut yaşantılar geçirerek öğrenmelidir. Birey somut yaşantı geçirerek aslında ne kazanıyor? Deneyim kazanıyor. Verdiğim örneği bir hatırla. Hocam Ahmet'i tanıştırmak istiyorum sizinle demiştiniz. Ben de demiştim ki Ahmet'i tanıştırdığın zaman demiştim ki bak bu çocuktan hiçbir şey olmaz. Ben bunu daha öncesinde tanıyorum demiştim. Sen buna kulak astın mı? Asmadın. Gittin Ahmet'le 6 ay boyunca bir yaşantı geçirdin. Onun sonucunda geldin. Dedin ki hocam haklıymışsın dedin. Ve biz bunu arkadaşlar ne dedik? Pragmatizm dedik.
Dolayısıyla bireyin somut yaşantı geçirerek öğrenmeler meydana getirmiş olması, yaparak yaşayarak meydana getirmiş olduğu öğrenmeler neyin temelindedir arkadaşlar? Pragmatizmin temelindedir. Dolayısıyla ben pragmatizm olmayan ifadeleri ne yaptım? Elettim. Var olan gerçektir, duyu organlarıyla algılanandır. Var olanın, bakın, duyu organlarıyla gözlenebilir nitelik, dokunabilir nitelik taşımış olması gerçekliği simgeler. Gerçek olan real olandı arkadaşlar. Bu da bizi nereye götürecektir? Realizme götürecektir. Devam ediyorum. Gerçeğe giden yol sezgisel düşüncelerden geçer ve gerçek bilgi zihnin yansımalarıdır diyor. Düşüncelerden gerçeğin geçtiğinden bahsediyor. O zaman düşünce neydi arkadaşlar? İdeaydı. Peki var olan zihnin yansımalarıdır, sezgisel düşüncelerdir diyen kimlerdi? İdealizmlerdi. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Cevabımız arkadaşlar Edirne seçeneği oldu diyoruz. Felsefe programın kuramsal temelleri dediğimiz bu üniteden %100 bakın bir sorumuz var. Aslında zor değil, çok kolay. Sadece ezber yaptığınız için arkadaşlar zorlanıyorsunuz. O yüzden lütfen dikkat edin. Ne yapın arkadaşlar? Dikkat edin. Peki şimdi buraya bir bakabilir misin? Şimdi gelelim arkadaşlar ödevimize. Lütfen bu videonun altına bugün ödevlerinizi yapıp yapmadığınız arkadaşlar bana söyleyin. Bu videonun altına bugün ödev tamamlandı ya da tamamlanamadı tarzında lütfen yorumlar arkadaşlar geliştirin. Şimdi tarihle başlamıştık. Tarihi yavaş yavaş bitireceğiz bakın. Türkçe ile devam etmiştik. Türkçe de keza öyle. ÖYT'ye başladık. ÖYT'yi bitirdik. Sonra arkadaşlar PG ile ne yaptık? Devam ettik. Yarın da PG arkadaşlar bitiriyor olacağız. Bugünkü tarih ödevlerinizden bir tanesi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar dönemi diyoruz. Ve bununla ilgili ortalama olarak bir sorunuz var. Ben burayı hem tekrar etmenizi istiyorum hem de burayla ilgili soru çözümü gerçekleştirmenizi istiyorum. 2. Kurtuluş Savaşı diyoruz. Kurtuluş Savaşı, muharebeler dönemi. Burası çok önemli bir konu. Çünkü burayla ilgili 2 ya da 3 tane arkadaşlar sorumuz var. Bugün sadece burayı tekrar etmenizi istiyorum. Yarın da burayla ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Ama önemli arkadaşlar, hatta çok önemli. Cümlenin ögeleriyle ilgili soru çözmenizi istiyorum bugün Türkçe'de. Soru çözmenizi istiyorum. ÖYT'de bir tane branş denemesi çözmenizi istiyorum. Yani 20 ya da 21 soruluk arkadaşlar bir ÖYT denemesini istiyorum. Bir de bugün program geliştirmede çok önemli olan, alanı da etkileyen bir yer, hedef konusu ÖSYM tarafından ortalama olarak bir soruyla gelir. Hedef konusunu tekrar etmenizi ve hedeflerle ilgili soru arkadaşlar çözmenizi istiyorum. Bugünün ödevi bu. 9. dersimizdeyiz ve bugünün ödevi bu. Bir ekran resmi alır mısınız? Artık ödevleri de verdik. Bugünün genel tekrarını da arkadaşlar yaptık. Ben izniniz olursa bugün arkadaşlar biraz erken ayrılmak istiyorum. Çünkü Nilo'yu hemen okula göndermem lazım. Bir de çok yorgunum. Söyleyecek çok sözümüz var aslında. Yarın itibariyle biraz daha motivasyon çalışmalarına arkadaşlar ağırlık vereceğiz. Bununla ilgili ne yapabilirim diye şu anda düşünmeye başladım zaten. Ama sizlere düşen tek şey şu anda sınava özellikle son 2 ay kala. 2 ay 15 gün herhalde var. Kala tamamıyla motiveli olacak şekilde. Yani bu saatten sonra bu işi bıraksanız bile ne yapacaksınız? Herhangi bir B planınız var mı arkadaşlar? Yok. Dolayısıyla herhangi bir B planı yoksa lütfen şu anda yapmamız gereken tek şey Temmuz ayına odaklanmamız. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her türlü mücadeleyi de vereceğiz arkadaşlar. Ama şu anda bize kalkıp da mülakatları kaldırdık dediklerinde ah keşke daha fazla çalışsaydım dedirtmeyin kendinize. Şimdi sizlerden bir ricam var. Yürüyüşe gidiyorsunuz. Geliyorsunuz, bakın kahvaltınızı yapıyorsunuz, masanızı temizliyorsunuz. Masanızda sadece çalışacağınız dersin kaynakları olacak ve sizlerden rica ediyorum. Lütfen telefon diyetine girin. Ders çalışırken telefonlarınızın sesini kısın, çalıştığınız odada bile olmasın. Telefonlarınız farklı arkadaşlar odada olsun. Sadece aralarda bakın. Aralarda da telefon görüşmesi, uzun telefon görüşmeleri yapmayın. Büyük aralarınızda yani 10 dakika 15 dakika vermiş olduğunuz aralarda bunu gerçekleştirmeyin. Yemek arası verdiğinizde telefon görüşmelerinizi yapın. Telefon diyeti bizim için çok önemli.
Bu noktada elinizden telefonların düşmesi lazım. Soru çözerken, ders çalışırken dikkat dağınıklığına sebebiyet veren faktörlerden bir tanesi de arkadaşlar, bakın elinizdeki cep telefonudur. Ben çoğunlukla ders çalışırken çok müzik dinlemenizden yana değilim. Klasik müzik tarzı sözsüz müzikler arkadaşlar dinleyebilirsiniz. Bu nedenle her şey bizim için önemli faktörlerden bir tanesi. Erken yatıp erken kalkmaya özen gösterin. En geç 12'de yatakta olmuş olun arkadaşlar. Bunlar bizim için çok kıymetli. Yarın tekrardan aynı saatte sizlerle birlikte arkadaşlar görüşeceğiz. Yarın 7'de görüşmek dileğiyle diyoruz. Yavaş yavaş tarih ve Türkçe'yi bitireceğiz. Yerine diğer kültür yetenek derslerini getireceğiz. Sizlerden ricam, lütfen videonun altına ödevlerinizi tamamladığınızda tamamladık ya da tamamlayamadık tarzında yorumlar yazmanız. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Görüşmek arkadaşlar dileğiyle.